Resimde kendini ifade etmeye başladığını hissettiğiniz zaman aslında sizin için değerli oluyor. Sanat disiplini olarak deneysel şeyler yapmayı seviyorum. Tarihlendirilmiş 110 tane bitmiş eskiz defterim vardı. Bu belki birçok sanatçının ömründe görmediği kadar bir şeydir yani. Yani Türkiye'de her yıl 5000'e yakın genç sanat eğitimcisi piyasaya giriyor. Ama 10 yılda 5 tanesi dünya sanatçısı olamıyor. Olamıyorsa ortada bir sorun var. Ciddi bir sorun var. Yani sorgulanması gerekiyor. Bunu çözümlemediğiniz zaman sanattan falan bahsetmeye gerek yok. Oturup duvar boyayalım, lay lay lom yap. Beyaz Sual Online'dan bir kez daha merhaba. Şu an kendisi Ordu'da olan çok kıymetli, çok önemli. Herkesin aslında çok iyi tanıdığı ama internette kendisiyle ilgili çok fazla şey de bulamadığımız bir sanatçı konuğumuz var. Bugün o bulamadığımız şeylerin yerini dolduracağız. Orhan Zafer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Ben de Beyaz Tuval'i sanatçıları, sanatseverlerle buluşturduğu için daha önceki çok keyifli programlarını izledik. Ben de yayın ayarında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hemen o zaman sizi tanıyarak başlayalım. Resim eğitiminiz, doğum tarihiniz, evet bunlar yazıyor ama nasıl resme başladı, nasıl bir ailede büyüdü, o resme ilgi nasıl gelişti, kim yönlendirdi, biraz onları öğrenelim. 1971 Trabzon doğumluyum. Ailede bir ressam yok ama sanata ilgili bir aile, öyle diyelim. Kim yönlendirdi? Benim abim resim konusunda yetenekli bir adam. Çizim konusunda yetenekli bir adam. İlkokul, ortaokul, lise serüvenimiz beraber geçti. Onun resimdeki yeteneği beni yönlendirmede etkili oldu. Her ne kadar kendisi resimle ilgili bir eğitim almasa da ama o yıllarda, ilk öğretim yıllarında, lise yıllarında beni yönlendiren önemli bir faktör, öyle diyelim. Peki neler çizerdiniz? Ne zamandan? Kendinizi bildiğiniz bileli çizer misiniz? Genelde öyle denir işte. Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, öyle diyorlar. Aslında bizde de hemen hemen benzer bir hikaye. Resimde kendini ifade etmeye başladığını hissettiğiniz zaman aslında sizin için değerli oluyor. Doğrusu da bu aslında. Duygularınızı ne zaman ifade etmeye başladığınızı hissettiğinizde o zaman resim sizin için öncelikler arasında yer alıyor. Liseli yıllarda da aslında bir resim öğretmenim olmadı ama bir matematik öğretmenimin, o da resme duyarlı ve ilgili birisiydi. Onun yönlendirmesiyle esasında akademik olarak resim eğitimi almaya karar verdim. Bir de öyle bir faktör var. Bir matematik öğretmeni faktörü var. Allah bu öğretmenlerden razı olsun. Çünkü onlar genelde, evet, çocukları kesin böyle keşfedip yönlendiriyorlar. Evet, ya da kaybediyorlar. Ya da kaybediyorlar. Doğru, orası da var. Ne yazık. Evet, kaybedilen sayısı kazanılandan daha fazladır eminim. Yani ne yazık ki çok acıklı bir şey oluyor ama tespit ne yazık ki öyle. Şimdi doğum, lise bitinceye kadar Trabzon ve daha sonra da 19 Mayıs Üniversitesi'nde resim bölümüne geliyor değil mi sıra? Evet, doğru. Orada nasıldı o yıllar? Okulunuzla ilgili ne anlatırsınız? Biraz daha 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki atmosferle ilgili bilgi alalım. Hep dinliyoruz ya, Marmaraş öyleydi, Mimar Sinan böyleydi. Evet. O üniversitenin de o yıllardaki profili nasıldı? Nasıl anlatırsınız? Aslında şöyle, tabii ki Türkiye'de sanat eğitiminde Mimar Sinan'ın, Marmara'nın, daha sonrası Gazi'nin elbette çok önemli bir yeri var. Tetikleyici, itici veya sürükleyici, öncü rolü var diyelim. Hem akademik olarak iyi hocalardan. 19 Mayıs Üniversitesi'nde de 87-91 arasındaki eğitim sürecinde bizim de şanslı bir dönemimiz var. Rahmetli Adnan Turani Hoca'nın kattığım, çok sanatına güvendiğim, kendisini de böyle şükranla anıyorum. Osman Güngör diye bir sanat eğitimci hocamız vardı, atölye hocamız. O belki Marmara'da, Mimar Sinan'da değildi. Ama orada hocalık yapabilecek kadar
nitelikli sanat bilgisine sahipti. Onun atölye dönemindeki bizler ve daha sonraki atölye öğrencilerinin birçoğu sanat piyasasına yer aldı. Bizde de çok güzel insanlar vardı. Aynı dönemde Gülten İmamoğlu, Metin Eker gibi şimdi sanat camiasına bildiğimiz, ses getiren bildiğimiz güzel nitelikli bir grubumuz vardı ve atölye hocamız da sanat eğitiminde atölye hocaları çok değerli oluyor. Okulun tabelasından daha çok kıymetlidir isimleri. Onun için belki Marmara Mimarsan Gazi değil orası ama şanslı bir hocanın öğrencileri olduk. Ve o jenerasyonda da sanat piyasasına birçok kişi kazandırıldı. Sonrasında resim öğretmenliği başlıyor. Evet, sonrasında sırasıyla Bitlis'te, daha sonra Çorum'da, daha sonra Trabzon'da resim öğretmenliği. Ondan sonra da Ordu'da Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin katıldığı bir sınavı kazanarak Güzel Sanatlar Lisesi'nde Ordu'da 16 yıldır burada görev yapıyorum ve burada atölyem de burada. Bu arada çok değişik şeyler de yapmışsınız. Biz sizin hakkınızda okurken. Çok değişik. Çok değişik. Neler oldu? Değil mi? Çok acayip. Çok tuhaf şeyler yapmışsınız. Bunların hepsi ifşa olacak. Neler buldunuz bilmiyorum ama ben sanat disiplini olarak deneysel şeyler yapmayı seviyorum. Yani bir şeyi yakalayıp o ivmenin üzerine hareket etmek elbette iyi bir anlaştır ama sürekli yeni araçlarda bulunmak, bir konuyu irdelemek, onu eline boyuna araştırmak, onunla ilgili sorular sormak, onların cevaplarını aramak biraz kişilikle alakalı bir şey. Onun için farklı temaları farklı dönemlerde çalışmışımdır, evet doğrudur. Neler bulduğunuz bilmiyorum. Farklı temaları farklı dönemlerde çalışmışsınız. Oraya ayrıca geleceğiz. Hatta ortak projeler Mümin Candaş'la yürüttüğünüz dostluk çerçevesinde diyeyim. İşlerle ilgili konuşacağız ama mesela seyahatler var ya, onları anlatacak. Karşılaştıracağız. TRT muhabirliği okudum. Evet. Evet, bir TRT muhabirliği hikayem var. Nedir o hikaye? Bir dinleyelim. Trabzon'da görev yaptığım yıllarda bulunduğumuz ilçede TRT'nin böyle çok geniş bir haber ağı vardır, muhabir ağı vardır. TRT Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Bölge Müdürlüğü Trabzon'dadır. Bulunduğum ilçede hem öğretmeni bir idareciliği yapıyordum o dönemde, hem de haberle ilgili o tür şeylere de çok merakım vardı. Bir 5 yıl boyunca TRT muhabirliği sürdürdüm. Çok da keyifli bir şey ama biraz da şans faktörünün olduğu bir şeydir. İyi haberi yakalamanız gerekiyor. O insanı olaylara biraz daha farklı bakışını sağlıyor. Metinli ele alırken, bir haberi geçerken veya bir olaya bakarken gibi bakış açınızı biraz geliştiriyor. İyi bir deneyimdi benim için. Gazete ve dergilerde sanat yönetmenliği ve yazarlık deneyimleri de var değil mi? Ben Türkiye Karikatürler Derneği'nin üyesiyim. Aynı zamanda o da evet var. Mümin Candaş'ın başkanlığını yaptığı Karadeniz Plas Sanatlar Derneği ve Trabzon'daki Mizah Sanatı Derneği'nin de hem üyesi ve yöneticiliğini yaptım uzun süre. Mizah Sanatı Derneği'nin olduğu dönemde Trabzon biliyorsunuz mizahıyla, fıkralarıyla, yaşanılan komik olaylarıyla ünlü bir şehir. Orada farklı gazete ve dergilerde mizah sayfası, yönetmenliği, sayfa düzenlemesi gibi gazetelerde basınla, aslında basınla hep iç içe oldum ben. Yani Çorum'da görev yaptığım dönemde de orada Çizili Kaya diye bir sayfam vardı ve haftalık o sayfayı mizah sayfası olarak çıkartıyordum. Çok karikatür benim tabii çok özel önem verdiğim ayrı bir alanım ve çok vakit zamanda ayırdığım bir alan. Son dönemlerde biraz daha resme ağırlık verdim ama karikatür hep benim için çok değerli bir sanat. Fotoğraf da var değil mi bu arada? Var. Zaten hani fotoğraf da var. Olunca fotoğrafın olması evet, çok normal oluyor. Fotoğraf aslında resim sanatıyla uğraşanların hepsinin evet, zaten fotoğrafla birinci derecede ilişkisi olması gerekiyor. Hı-hı. Çok uzak bir alan değil bu yani. Aynı alan. Teknolojik bir sadece tarafı var.
Bu demin dediniz ya, pardon Ceren, o bölümü bir toplayalım ki oradan dağılmadan bence devam etsin. Çünkü şey de var benim demin dediniz ya, işte dernek vesaire. Ordu Valiliği'nde İl Kültür Komisyonu üyelikleriniz var. Aynı şeyi söyleyecektim. O aynı şey. Hayır, ben soracağım. Bir dakika, sıranı bekle sen. Küçük şey bekleyeceksin. Sanat Kurulu başkanlıklarınız var. Bunları da böyle bir toplayarak anlatabilir misiniz? Bir şey ekleyeyim hemen Aslında Gülsün'ün sorusuna. Bu komisyonda olmak, yani sonuçta bir anlamda işin bürokratik ayağında da olmak demek. Karşılaştığınız engellerden de bahsederek, hani çok da kendinizi zor duruma sokmayacak tabii ki şekilde bahsederek biraz konuyu açarsanız o belki bir fayda da sağlar. aslında şöyle hem valilikte hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde zaman zaman İl Kültür Müdürlüğü'nde farklı komisyonlarda tanıtım komisyonları, sanat komisyonları, danışmanlık bu tür görevlerde bulundum. Aslında bunu biraz isteyerek yaptım. Sanat eğitimcileri çok fazla kabuğuna çekilip o alanı başkalarına bırakmaması gerekiyor esasında. Eğer bir konuda bir şey biliyorsanız, söylenecek bir sözünüz varsa ilgili meclise söyleyebilme cesaretiniz olması gerekiyor. Sonra söylemediğiniz zaman işte dışarıdan öyle yapıldı veya böyle yapıldı diye, yapılmadı diye eleştiri yapmak yerine sözünüzü söyleme durumunuz var. Bu Elini sözler neyle taşın ilgili? altına sokma şansın vardı orada. Öyle mi? Evet. Bu kültürle, sanatla ilgili şehre kültür sanat etkinliklerinin katılmasıyla, yapılmasıyla veya neler yapılabilirle ilgili komisyonlarda hep bulundum ve bunu aslında bir gönüllü bir elçi olarak yapıyorum. Çünkü bulunduğunuz şehre de değer katmanız lazım. O şehirle birlikte büyümek iyi bir şeydir. Neticede ben sanat eğitimcisiyim. Genç sanatçı adaylarını alıp onları sanat piyasasında akademik platforma yönlendiriyorum. Şehirdeki o duyarlılığı da yükseğe çıkartmak için şehrin yöneticileriyle iyi temas içinde olmak gerekiyor. Bu temas onların ilgi alanlarına belki uzağında ama durumu izah ettiğiniz zaman onların da işini kolaylaştırabilecek. Hem resmi olarak valilik anlamında hem de yerel yönetimler anlamında onlara katkı sunma anlamında ki bu amaçla da Ordu'da birçok etkinlik yapıldı, çalıştaylar planlandı ki bu Covid-19 süreci olmasaydı Türkiye'nin en prestijli çalıştaylarından bir tanesini geçen yıl gerçekleştirdik. Çok iyi bir sanatçı ekibiyle. Bu sene de gerçekleştirilecekti. Bu komisyonlar onları sağlıyor esasında. Sanırım bu komisyonlar öyle iyi çalışıyor ki, yani kime sorsak sanat camiasında biraz öne çıkan Trabzonluyum diyor. Çok ciddi bir şey var, yani Türkiye'nin neredeyse %1'den kaçı Trabzon'dan yetişmiş vaziyette sanatçıların. Aslında şeyden dolayı kaynaklanıyor bu yani. Trabzon sadece bir futbol kenti değildir. O şehirde sadece temeller yaşamıyor. İnşaatçıların da şehri değil. Elbette İstanbul gibi Anadolu topraklarındaki iki büyük imparatorluktan bir tanesi. Yani Fatih'in Bizans İmparatorluğu'ndan sonra Trabzon Rum İmparatorluğu'nu alıp Türk coğrafyasına katması Trabzon'daki kültürü, birikimi kaybetmedi. Neticede o şehirdeki kültür sanat varlığının ve insanın veya zenginliğinin çok olmasının sebebi esasında şehrin tarihi ve kültürel zenginliğidir. Ve onların yansıması belki popüler kültürde, televizyonlarda veya basında biraz futbol, fanatizm gibi görünse de esasında entelektüel yazarları, çizerleri, Çok ressamları çok da ciddi bir kitle var benim orada. deyimimle ki her zaman bunu söylüyorum, birçok platformda söyledim. Türkiye'nin Floransa'sıdır Trabzon. Yani bunu inanarak söylüyorum. Ama bu basına nasıl yansıyor? Futboluyla, işte ne bileyim kötü örnek olaylarıyla falan gibi. Ama öyle değil. Çok değerli büyük
sanat ustaları, Bedir Rahmi'den günümüze kadar Türk resim sanatının %60'ında söz sahibi olmuş. Bugün Mimar Sinan, Marmara, Gazi gibi önemli ülkemizin sanat eğitimini yapan kurumların çok değerli hocaları, akademisyenleri, sanatçıları şehrimizin insanı. Tabi bu bize ayrı bir sorumluluk da yüklüyor. Onlara örnek alma, onların arkasından gitme, yeni jenerasyon olarak izlenen yolun eksikleri veya neler katılabilir konusunda bir sanatçı duyarlılığıyla yetişmemizi sağlıyor. Onun için de Türkiye'deki en önemli sanat derneklerinden bir tanesidir Karadeniz Plas Sanatlar Derneği ve önemli aktiviteler yapar kültür sanat adına. Örnek olduğunu düşünüyorum. BRD gibi çok büyük bir sanat derneğimiz var tabii Ankara'da. Bedri Baykam Hoca'nın İstanbul'daki derneğin dışında Türkiye'de ciddi ses getiren önemli bir dernektir. O da potansiyelin yansımasıdır. Peki şunu neye bağlıyorsunuz? Karadeniz insanıyla ilgili genel olarak var olan algı, evet kadın erkek ilişkilerinde bir doğu gibi değil, daha özgürler, eğlenceliler, hayattan keyif almasını biliyorlar. Ama bir yandan muhafazakar bir duruşları var, sinirliler, agresif bir tavırları var, inatçılar, çok çabuk değişmiyorlar. Hani bunlar da aslında şehir efsanesi değil, olan şeyler değil mi? Bütün elbette. Bunlar sanat, yani bir sanat şehri olmayla ya da sanata yaklaşmayla çok örtüşmüyor. Çünkü sanatta bir esneklik vardır, bir genişlik vardır. Hani onu nasıl bağdaşlaştırıyor? Şehir onu nasıl eritiyor kendi içinde? Eritemiyor tabii ki. Öyle bir şey yok. Eritemiyor. Oradaki sanatçılar tabii ki köken olarak orada büyüyorlar, orada doğumlular. Ama orada yaşamıyorlar tabii doğal olarak. Yani birçoğu ülkemizin farklı büyük şehirlerine, sanatın daha yoğun yaşandığı yerlerde veya Avrupa'da bunu sürdürüyorlar. Ama coğrafyanın yansıması, o söylediğiniz kişisel veya insani resimde, müzikte, sinemada, edebiyatta, hangi alanda sanatla ilgili durumlar olduğu zaman da yine öyle heyecanlı, hareketli şiirde, resimde onların yansımaları yine var. Ama bu aynı zamanda topluma bakışı da değiştiriyor elbette. Ama dediğiniz şeyler de var. Onlar da toplumun gerçekleri. Peki. O zaman birazcık şimdi sizin işlerinize, başarılarınıza diyeyim, değinerek devam edelim. Hangisinden bahsedelim? Günsu, hangi birini soralım? Ben diyorum ki UNICEF'ten başlayalım. O çok güzel içerik çekiyor. Sanırım 2011'de orijinal çalışmalarınız UNICEF yararına tüm dünyada satışa çıkan kartlara basıldı. Bu evet. Çok kıymetli, bence çok özel bir olay. Biraz bunu anlatalım mı? Bu nasıl oluştu? Bu bağlantı nereden geldi? Nasıl seçildiniz? Niye sizin eserleriniz orada kullanıldı? O günlere gidelim. 2011 uzak mı? Değilmiş. Değilmiş. Aslında tek başına beni kapsayan bir proje değil tabii ki. Hı hı. Sadece benim eserlerimin olduğu bir proje değil. Ama ağırlıklı Karadeniz sanatçılarının olduğu yine bir grupla Ankara'daki isim söylemekte bir sakınca yok. Çünkü uluslararası bir şey. Rami Çöendez'in öncülüğünü yaptığı bir projeye dahil olduk. Çok önemli bir sosyal proje. Çok uluslararası bir algısı olan bir şey. Biz eğitimci olarak da, eğitimci bir sanatçı olarak da aynı zamanda sosyal projeleri bireysel olarak da çok içime sinen durumlardır bunlar. Onlara hep katkı sunmuşumdur. Orada da yaptığımız işlerin dünya çocukları için satışa sunulması, farklı ülkelere ulaşması bizim için de çok onur verici bir şey. O zamanki ekip çok nitelikli bir ekipti ve 2-3 yıl boyunca UNICEF yararına bu tür projelerde Rami Çöendez'in Arsi Galeri'nin öncülüğünde öyle bir çalışma içinde bulunduk. Evet, çok da keyifliydi. Evet, sanat ve çocuk bir araya geldiğinde her zaman çok keyifli olur. Kesinlikle.
Bir de bir Orhan Zafer galerisi. Orhan Zafer gerçek isminiz değil mi? Evet, gerçek ismi. Kod adı. Ay, Mahlas gibi duruyor. Çok, yani bir sanatçı için biçilmiş kaftan. Güzel bir isim. Anne babanın başarısı. Yani güzel isim bulmuşlar soy Evet. isimle. Evet. Bir Orhan Zafer Orhan, galerisi var, evet. değil mi? O da yine hemen hemen bahsettiğimiz o UNICEF kartlarının hemen sonrasındaki zamanda Türkiye'de 7 farklı sanatçıya isimlerini saymayayım. Onların içinde olduğu yine Ankara'da Bilkent AVM'nin içerisindeki Aras Arsi'nin Sokağı dediğimiz bir yerde şey değil mi? sanat sokağıydı. Ve sanatçı isimlerini ilk kez Türkiye'de bir uygulama yapılıp kişiye özel, ismine özel bir galeri açıldı. Avrupa'da aslında örnekleri çok var. Çok da faydalı projeler. Hı. 2 yıla yakın bir süreçte kendi ismi açılan bir galeride resimlerimi orada sergiledim. Evet, o da benim için çok güzel bir hatıra, güzel bir olay yani. Birçok sanatçı için belki karşılaşabileceği bir durum değil ama benim için güzeldi, değerli bir şeydi. Şimdi sıra bana geçti. Sen sordun sorunu, Peki. bekleyeceksin. Şöyle, firma adı vermeyeceğim ama Oz Mavisi diyeceğim. Zaten bunu bizim camiadaki sanatçılar biliyor. O kadar çok mavi tüketiyorsun ki sonunda mavi ressam adını aldın ve adına da bir Oz Mavisi diye boya piyasaya hazırlanarak sürüldü. Değil mi? Bu da keyifli bir şey, evet. Sen önüne gelen her yere adını sanını yazdırmışsın. Şimdi yapacak bir şey yok. Hadi bunları Evet. sırayla anlatalım. Bu da aslında, ya bunların hepsi aslında sizin hayatta karşınıza çıkan şeyler. Siz onları planlayamazsınız. Böyle bir şey isteseniz de yapamazsınız. O isim adıma bir boya üretilmesi, tabii onun Uluslararası hikayesi bir şey bir de. aslında Çok güzel. güzel bir şey. Türkiye'de yerli bir marka üretimi, boya üretimi, sanatsal bir boya üretimi için belli insanlar, belli girişimlerde bulundular. O süreçte bir tanıştıktan ben de boyaların aslında Ar-Ge çalışmasını yaptım. Yani o boyaların sanatsal niteliğiyle ilgili kendi bilgime göre test süreçlerinde bir sürü deneyler yaptım. İşte boyaların kalitesiyle ilgili ve onları raporlayıp üretici firmaya gönderdim. En çok Neden? maviyi mi Çünkü çalışmıştın? O yüzden bu sana senin oldu. Nasıl oldu? aslında çok onunla ilgili değil ama daha çok resimlerde çok mavi kullandığım Evet. için onlar da aslında bir jest yapmış oldu. Hı. O da benim için bir sürprizdi. Yani üretilip geldikten sonra benim de görüp Öyle mi? tanık oldum Tamam. şey. Evet. Öncesini ben de bilmiyorum yani. Ben bu ismin konulduğu devrelerdeki zamanı hatırlıyorum. Daha yeni bu ürünler ve diğer isimleri de hatırlıyorum. Evet. Aşağı yukarıda da yüz yüze tanışma dönemlerimizdir. Ben o zaman tanıştığımızı hatırlıyorum seninle. Doğrudur. Ama bence çok keyifli bir şey yani. Böyle bir sokakta adın, bir boyanın üstünde adının taşınıyor olması. Güzel. Aslında tabii Türkiye'de sanatçıların markalaşması ile ilgili bir sorun var tabii elbette. Net bir Evet. şekilde yani. Bu bizim hem sanat eğitimimizdeki bir eksikliği gösteriyor hem de diğer kurumların, sponsor kurumların sanatçı aslında nasıl bir jest yapacağı ile ilgili sorunları da ortaya gösteriyor. Ben daha şanslı bir bireyim, öyle diyelim. Bu jenerasyon arasında öyle farklı güzel sürprizler benim de hayatta karşıma çıktı. Ama aslında bunları sanatçıların markalaşması yönünde daha bilinçli bir çevre olgunlaşması gerekiyor. Sanatın desteklenirken sanatçının sadece eserini satın almazsınız aslında. Ona prestij katmak için, değer katmak için birçok yöntem vardır. Biz tabii bunları ülke olarak çok fazla bilmiyoruz. Ama ben bunların birkaçından nasiplenenlerden biriyim. Belki o benim şansım. Belki bu işe çok tutkuyla gönülden bağlı olmamın yansıması, geri dönüşümü. O Olabilir. zaten sizin elinizde olan bir şey değil yani. Ne mutlu. Bu arada yine böyle çok tatlı sohbet ediyoruz ama zaman Zaman sonuç ilerliyor. olur. Evet. Haliyle bir an önce
resimlerin böyle bir genel yapısıyla şu şeye geçelim. Evet, yani kullandığınız renkler, teknikler, tarzlar, bunlarla İçerik, ilgili. Konu seçimi, resme başlama süreçleri. Şöyle, ya bu tabii çok zor bir şey. Yani işte ben bunu böyle yapıyorum demek biraz ifadesi güç bir durum. Aslında kişiler bir şeyin cevabını ararlar veya bir sorunun cevabını ararsınız siz. Sanat böyledir yani. Şimdi bir temayı eline alırsınız, o sizde sancılar yaratır. Onu ifade etmek için farklı teknikler de kullanırsınız. Farklı anlayışlara da yönelirsiniz. İşte örnek bu tabii. İşte ben empresyonist bir anlayışla sadece resim yaparım anlayışı bana uygun bir şey değil. Hiç öyle düşünmüyorum yani. Ben herhangi bir sanat takımının bir jenerasyonun temsilcisi değilim. Kendi yüreğimin temsilcisiyim ben yani. Onun sesini seslendirmeye çalışıyorum. O karşı tarafa ne kadar yansıdığını izleyici, sanatsever veya tarih belirleyecek. Bir teknik olarak da şu tekniği de temsil ediyorum demek çok doğru değil. Çünkü ben çok keyifle sulu boya resim de yaparım. Otururum, uzun süre çalışırım. Ki biliyorsunuz eskiz Türkiye'de çok fazla kişinin önemsemediği, kişi derken sanatçı, sanat camiasını kastediyorum, önemsemediği bir disiplindir ama benim için en değerli şeydir. Yani benim numaralandırılmış, evet numaralandırılmış, tarihlendirilmiş 110 tane bitmiş eskiz defterim vardı. Bu belki birçok sanatçının ömründe görmediği kadar bir şeydir yani. Bunlar için zaman ayırırım, seyahatlerimi not ederim. Eskiz benim aslında bir günlüğüm. Yani ben ressamları modern seyyah olarak kabul ederim. Kendimi de öyle kabul ediyorum. Atölyesine kapanıp resim yapan, müze gezmeyen, dünyadan haberdar olmayan, işte sadece akademide okuduğu kitaplar veya hocaların verdiği bilgilerle veya diplomanın arkasında resim yapan adam değilim ben. Yeniden doğayı keşfeden, çocuklardan da öğrenen, onlara da öğreten, araştıran, okuyan, merak ettiği şeyin peşine giden, hem de uzun yolculuklar yapıp peşine giden. Bilim icandaşta böyle yolculuklarınız var değil mi? Buradan onu çıkan bazen hiçbir var. Şey bulamayıp geri dönen ama asla bıkmayan, böyle bir prensip olarak olaya bakıyorum. Resim temaları da evet bir temayı ele alıp sorguladığım şeyler temayı oluşturuyor. Son dönemlerde figürler, figürler ve mekanlar, bu tür konuları biraz irdelemeyi seviyorum. Kişinin yaşadığı coğrafyada, mekanda bıraktığı izler, dokular, kokular, sesler, formlar, insanlar gittikten sonraki mekana sindiği hatıralar. Resimde benim zorlayıp dile getirmeye çalıştığım şeyler. Ki Kıbrıs'taki kişisel sergimde de büyük boyutlu 30'a yakın resimde de ara bölge diye iki toplumun arasında bırakılan o boşluktaki daha önce birlikte yaşanılan hatıraların izlerini sorgulayan resimlerdi. Bu tür şeyleri sorgulamayı seviyorum. Ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum ama bunlarla onları sorgulamak benim kendimi ifade etme yönümden bir tanesi. Şeyi merak ediyorum. Bu arayışlarda yani resimsel bir arayıştan bahsetmiyorum. Kendi hayata dair arayışlarınızda resme yansıttığınız nokta artık bulduklarınız mı yoksa sorduklarınız mı? Sorduklarım. Ya bulduklarım bir şey değil herhalde. Bilmiyorum ne buldum da. bulduğunuz şey o anı temsil ediyor. O zamanı temsil ediyor. Yapmışsınız, olmuş, bitmiş. Yarın yeni bir şey soruyorsunuz, yeni arıyorsunuz. Zaten o tükenmiyor. Yani onu tüketemezsiniz yani. O merakınızı, arayışınızı, o bittiği zaman birçok şeyi bitirmiş olursunuz. Sonra tuvalin üzerine yaptığınız şeyler boyamadan ibaret olur. Ben öyle bakarım olaya. Yani ben
boyacı falan değilim yani. Yani resim yapmayı bir boyama aracı olarak da görmüyorum. Yani bazen resmini yapmadığınız bir şey de hafızanızda daha sonra görselleştirebileceğiniz biçimlere, formlara dönüştüreceğiniz zamanı gelecektir. Aslında sorun şu, çok fazla sanat eğitiminde öğretilmeyen şey şu, bir kişi kendisini nasıl besleyecek? Yani şimdi beslemeden üretmeye çalışıyorsunuz. Yani şimdi arıyı uygun bir coğrafya getirmeniz lazım, bal üretebilmesi için yani. Sanatçının da bulunduğu kültür havzasında beslenmesi gerekiyor. Ve neden beslendiğini de onu öğretmeniz lazım. Yani şimdi Aydın'da üniversitede heykel okuyorsunuz ama Afrodisias dünyanın ilk heykel okullarının birini görmemişsiniz. O zaman okumayın abi. Gitmeyin okula yani. Size oradan besleneceğinizi birisinin anlatması lazım. Anadolu coğrafyası bir sanatçının beslenebilmesi için olağanüstü zenginlikte, kültürel katmanlardan oluşuyor. Birçok katmandan oluşuyor hatta. Oradaki kendinizi besleyeceğiniz alanları keşfederseniz o zaman üretmek için bir sürü sebebiniz var. Ama keşfetmeseniz o zaman çiçek böcek yapmak zorundasınız. Çünkü onu görüyorsunuz yani. Bu da bizim Türk resim sanatının sorunu. Bu aynı zamanda akademilerdeki eğitimin de sorunu yani. Çocuğa teknik olarak yağlı boya öğretiyorsunuz da üzerine ne yapacağınızı ve niçin yapacağınızı anlatmasanız o çocuğu boyacı olmaktan öteye geçiremez. Başka da bir şey olmaz. Oradan bir Türk sanatçısı çıkmaz. O anlayıştan çıkmaz yani. Biraz sorgulayan, coğrafyayı merak eden, oradan beslenmeyi öğrenen, sonra da kendisine bir alfabe, bir renk dili oluşturan kişi duygularını ancak ifade edebilir. Ve ben olaya hep öyle bakarım. Ben yaptığım bütün, kendimce yaptığım bütün her şey kendime ait bir renk dili oluşturmak. Yani bir derdimi anlatacağım bir alfabe oluşturmaya çalışıyorum renklerden. Bazen yanlış yazıyorum, bazen imla hatası yapıyorum. Ama öğrenmeyi seviyorum yani. Ve bir bu coğrafyanın bana bir renk dili öğreteceğine inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Onun için dolaşıyorum, geziyorum. Durum ne böyle. Güzel konuştunuz vallahi. Evet. Daha da yani üstüne ne soracağız şimdi biz? Ya bir şey söyleyeyim mi? O kadar önemli bir şey söylediniz ki sadece Türk plastik sanatları anlamında değil. Yani bir sanatçının her alanda bir sanatçının eser ortaya koyabilmesi için o besleneceği şeyi bulması çok önemli bir şey. Şu son dönemde bu tabii ki nacizane benim yorumum ama genç sanatçılarda bir patinaj hali var. Yani bataklıkta bir çırpınma hali var ve o çırpınma halinin dışa vurumunun sanat olduğunu düşünüyorlar. Oysa beslenebilseler daha farklı bir şey olacak. Çok damar bir konu bu. Ağzım açık dinledim. Çok haklısınız. Ayağınıza taş değmesin vallahi ne diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ya şöyle, yani bu şimdi hepimizin sorunu, ciddi bir sorun bu. Yani eğitimimiz, ben de sanat eğitimcisiyim sonuçta. Bunu çözümlemediğiniz zaman sanattan falan bahsetmeye gerek yok. Oturup duvar boyayalım, lay lay lom yapalım. Yani kimsenin kimseye bir katkısı yok. Yani Türkiye'de her yıl 5000'e yakın sanat, genç sanat eğitimcisi piyasaya giriyor. Ama 10 yılda 5 tanesi dünya sanatçısı olamıyor. Olamıyorsa ortada bir sorun var. Ciddi bir sorun var. Yani sorgulanması gerekiyor. Herkes oturup düşünmeli. Bu coğrafyada Göbekli Tepe var, Karayim Mağarası var, burada Afrodisias var, Efes Antik Kenti var, burada dağ var, tepe var, her şey var. Tarih de var yani. Yakın ve uzak tarih. Yani ta işte kadim bir kültür var yani. İnsanlık tarihin her aşamasından, her kademesinden bahsettiğimiz bir yer var. Ama adam oturup Konya'dan Paris'in Eyfel Kulesi'nin resmini yapıp resim yaptık diye sergiliyor. Bu neyin kafasıdır abi? Niye Paris'teki sanat eğitimi alan adam gidip de Selçuklu bilmem nesini resim etmiyor? Yani insan bunu bir kere sormaz mı? Yani niye onlar bunu yapmıyor? Biz niye yapıyoruz? Sadece boyama yapmış oluruz. Ben bir sanat eğitimcisi olmak olduğumdan boyamanın ötesinde bu topraklara nelere katabilirim? Aslında ben felsefe olarak, teknik olarak herhangi birisinden etkilenmemişimdir. Ama bir
sanat anlayışı olarak, bir sanat disiplini olarak Bedir Rahmi'den çok etkilenmişimdir yani. O da bu topraklardan beslenmenin yolunun sanatçı için önemli olduğunu hep söylemiştir. Onun için o da Anadolu'ya gitmiştir. Tokat'ta yazmalar yapmıştır. Ülkenin hemen coğrafyanın her tarafını dolaşmıştır. Anadolu motiflerini, bu toprağın rengini, kokusunu, tınısını, motiflerini, şiirlerini işlemiş, resimlerini işlemiş. Onun için kalıcı olmuş, onun için Bedir Rahmi olmuş. Biz de o yolda gidiyoruz. Bu anlayışla resim yapıyorum yani. Yoksa resimlerin özünde o var. Onları arıyorum. Ne kadar yansıyor, ne kadar yansımıyor. Ömrüm sonunca yansıtmaya çalışacağım. Daha büyük bir devinim var zaten. Dolayısıyla sürekli o sizin içinizde ne değişiyorsa resimler de o yönde hareket edecek zaten. Evet, aynen öyle. Ya şu şey, zamanımız bayağı bir geçti değil mi? Bitti. Mümin'cim, yürütmeniz ve yürütmeye devam ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bu yazılımda bir plan var. Konuşalım. Aslında ben Mümin Candaş dostumun Beyaz Tuval'deki programını izledim. Çok keyif aldım. Zaten her şeyi anlatmış yani. Bana bir şey bırakmamış yani. Hiç şurayı da oranda anlatsın falan demedi. Hemen yani. Şuraya bir link bırakalım. Mümin Candaş programı linki. Merak edenler oraya tıklayıp. Evet, olabilir. İzlesinler. Bu sorunun cevabını o linkten izleyebilirler. Evet, evet. Yani işte aslında bütün o anlattıklarımızın bu Türkiye ayağını Mümin Candaş'la sürdürüyorum. Yurt dışı ayağını genelde tek gidip incelemelerde bulunuyorum. Farklı ülkeleri gezip, farklı sanat programlarına katıldığım süreçte. Ama Türkiye'dekini tabii genelde bizim camia şöyle bakıyor. Aa işte Mümin Candaş, Orhan Zafer, lay lay lom yapıp geziyorlar falan. Öyle bakıyorlar. Biliyorum ben. Söylüyorlar zaten bize ya. Ama eğleniyorsunuzdur. O net ama evet, öyle olmadı. Öyle olmadığını biliyoruz. Çünkü eğitimciyiz biz. Öğrenmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi eğlenerek, oynayarak evet. Öğretmektir. Oyunla çocuğa şey öğretmek evet. Gibi diyorsunuz. Biz biliyoruz nasıl öğrenmemiz gerektiği. Onun için eğleniyoruz tabii. Eğleneceğiz, göreceğiz ama genelde basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan eğlence kısmı ama birikimleri, tortuları içimizde. Yani çok keyifli yolculuklar yapıyoruz. Geçen sene her yıl farklı özellikle antik kentler, müzeler, o tür mekanları kendimize bir güzergah belirliyoruz. Geçen sene Göbekli Tepe yılı olması vesilesiyle bir Göbekli Tepe programı oldu. Harran Üniversitesi adına çok keyifli geçti. Bu arada Urfa ve yakın civarında üniversitede hoca olup Göbektepe'ye gitmeyen bir arkadaşla tanıştım. Çok üzülüyorum. Hatta Adana çok üzülüyorum. Bu sene Patara yılı ilan edildi. Patara Antik Kenti'nin o meclis binasının dünyanın ilk kendi taşlarıyla üzerine kurulabilecek deniz fenerinin o güzel tarihi olayları çizmek için Patara'ya doğru gideceğiz. Herkesin bildiği ismiyle vey vey vey. Ama biz wow falan diyoruz yani. Bir şey görüyoruz, şaşırıyoruz. Onun için vay 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 diyoruz yani. Onun için Mümin Candaş bir kişiyle yolculuk yapmak çok değerli bir şeydir. Yola çıkıyorsunuz kişiyle. Onun için birikimi olan güvenilir, kaliteli bir insan. Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Sanat camiası da çok yakından tanıyor. İyi bir dostumdur. Uzun yıllardır öyle millete göre eğleniyoruz. Bize göre biriktirdiğimiz gezilerimizi yapıyoruz. Yine yapacağız. Maşallah. Allah bozmasın. Maşallah. Evet. Güzel, güzel bir proje o. Tarihleri de verseydin biz de koyacaktık hemen programımıza ama herkes o tarafa doğru yönleniyormuş. Size yok, tarihlerini şu an ben de bilmiyorum işin doğrusu. Çünkü Proje Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle bu sene hayata geçecek. Projeye bakanlık destek verecek ve biraz tarihleri ve bu Türkiye'deki biraz hayatın normalleşmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu yani herkes oraya gelebilir. Öyle bir çekincemiz yok bu arada. Herkes Patara'ya gelebilir.
Herkes Göbeklitepe'ye gitsin, görsün. Sorun yok. Yani herkes kendine çiziyor. Çok keyif duyarım hatta. Böyle bir çağrıda bulunuyorum. Herkes Patara'yı gitsin, görsün, çizsin. Sorun yok yani. Peki çok Var. teşekkür Çok ediyoruz teşekkür ederim. bize. Yani Beyaz Tuval üzerinden söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Artık kapatmamız gerekiyor çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Beyaz Tuval'in daha önceki farklı sanatçılarla yaptığı programlarını çok keyifle izledim. Gerçekten çok ben Türk sanatı için bir arşiv olarak bakıyorum ona. Sadece işte yayınlanıp o anda izlenip tüketilen bir şey değil de gerçekten çok iyi bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Yarına not düşülebilecek çok güzel röportajlar gerçekleştirildi. Çok iyi bir ekibiniz var sizlerde. Ama Konuşun biraz program daha. Konuşun, çok iyi geldi. Çok teşekkür ederiz. bak gülmeye başladı, gördün mü? programın süresi bizim gibi hikayesi karmaşık insanlar için kısa. Onu da artık ileride değerlendirirsiniz. Emeğinize Onlarla sağlık diyorum gerçekten. normalleştiğimizde bir gün parkı, arayı, stüdyo çekimlerini de kapatmayı Evet, diyoruz. o da Ama olur. işte Ama bugünlerde de devam ediyoruz bu şekilde. evet, biliyorum bu tabii zor bir süreç. Ama ben ara ara eski kayıtlardan, sosyal medyadan eski bölümlerini keyifle izliyorum. Gerçekten nasıl güzel bir arşiv oluşturmuşsunuz. Bunların hepsi gönülle yapılan. Tıpkı bizim yaptığımız şeyi siz yapıyorsunuz aslında. Aramızda bir fark yok. Gönülle yapıyorsunuz. O zaman çok değerli şeyler ortaya çıkmış oluyor zaten. Ben de emeğinize sağlık diyorum. Beni konuk ettiğinizde çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için de onur verici. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok Gülsün keyif Hanımcığım. aldık. Şimdi evet, ben İstanbul'dan uzun zamandır seni Beyaz Tuval'e ağırlamayı planlıyorduk. Bugüne kısmetmiş. Çok mutluyum. Zaman ayırdın. Çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin o güzel ve nazik cümleler için ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendime hem de inşaatta. Ceren kendini teşekkürünü kendi yapacak. İnşallah da soyadına. Çünkü bu bizim özellikle bu bahsettiğin, işaret ettiğin nokta için, bellek, arşiv oluşturmak için uzun yıllardır emek verdiğimiz bir konu. Seni ağırlamak çok keyifliydi. İnşallah daha uzun, daha normalize olduğumuz günlerde başka programlarımıza da ağırlamayı isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına Ben sağlık. de çok teşekkür İstanbul'dan ediyorum. sevgilerimi gönderiyorum. Bizden de sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum Sağ bütün izleyicilere. Sanatla ve sevgiyle diyorum. Ben de kapatmadan önce şunu eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki sponsorumuz Ponart'ın size bir eskiz defteri ve kalem seti hediyesi var. Şu an Bir tane defteri hiç işime yaramaz ya. Ben okula çok defter değil mi? kullanmıyorum. Biz onu posta yoluyla size ulaştıracağız. En kısa zamanda bir araya gelmeyi istiyoruz. Daha önceki Mümin Candaş'la yaptığımız programda kendisinden bir İzmir sözü almıştım. Aynı sözü sizden de, yani birlikte gezdiğinizi düşünerek oraya da uğrayıverirsiniz umuduyla. Buradan istiyorum. Bir hani İzmir'de bir sizi ağırlamak, birlikte bir şeyler yapmak, yemek yemek çok isterim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Elbette uğrayacağız. Neden olmasın? Tamam, Güzel mutlaka. olur. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki konuk oldunuz programımıza. Daha uzun bir sohbet yapacağımız günlerin gelmesi dileğiyle diyorum. Beyaz Tuval Online bugün de burada sona eriyor. Bir sonraki Beyaz Tuval'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça